hikayeler anlatırsan, kendi türkünü söylersen insanlara ulaşırsın diyor. Buna benzer bir diyalog. Şimdi biz bu festivali 1992 yılından beri düzenliyoruz. O zaman da Türkiye sinemasındaki bilet sayısı, yılda kesine bilet sayısı 5-6 milyon civarındaydı ve Türklerin çoğu Amerikan filmlerini izliyordu, Hollywood filmlerini. Şimdi günümüze geldiğimizde bu rakam, az önce Cemal Okan arkadaşla konuştuk, geçen yıl 61 milyon olmuş. Yani neredeyse her bir Türkiye'de yaşayan insan sinemaya gitmiş gibi meselede. Bu siz baktığınızda son 20-25 yıldaki gelişmeye, yani bu Almanya'da böyle değil örneğin. Hollywood filmleri yine ağırlıkta %70-%80'i filmlerin, izlenen filmlerin yine Hollywood filmleri. Bu Türkiye özgü bir gelişme mi? Artık Türkiye sineması kendine özgü hikayelerini anlatıp da insanlara öyle mi ulaşıyor? Uzun bir soru oldu. Bana mı uğra mı? Önce sizle başlayalım. Çünkü Muhsin Bey Ali Nazi'yi anlatıyor. Önce Muhsin Bey'le başlayalım. Gerçek planda kalanlar bunu araştırırlar. Ama bana göre Türkiye çok ilginç, farklı bir ülke. Yani bütün kültürlerin kaynaştığı. Mesela burada Hollywood filmlerinin rağbet görmesi anlaşılır. Çünkü burada Alman çok. Alman daha çok olduğu için Almanya'da. Onlar genel bir etkileşim altında kalmaları daha doğal. Fakat Türkler yani hakikaten hiçbir kalıba girmiyorlar. Bir de çok karmaşık kültürlerin bir sentezi. Oraya ait hikayeler daima Türk halkına daha ilginç geliyor. Bir de tabii bunda mesela eski Hollywood filmlerinde, daha klasik filmlerde bizim hikayelere benzeyen hikayeler de vardı. Yani daha insan anlatan, daha aşk, daha insana ait duyguları anlatan. Ama şimdi olay o kadar değişti ki, şimdi böyle işte bir sürü bilgisayar oyunlarıyla, special efektlerle farklı yapay bir dünya sunuluyor. Şener abinin son söylediği şeyde ben de katılıyorum ona. Mesela Hollywood sineması özellikle son 20 yılda falan böyle efektleriyle, görsel cazibesiyle seyirci peşine düşürüyordu. Ama artık herkesin evinde var o. Yani kendin cep telefonundan bir burayı çekiyorsun ve çektikten sonra buraya helikopter düşürebiliyorsun. Yani bunu hem de 30 saniye içinde yapabiliyorsun. Cep telefonuyla bir uygulama 25 kuruş falan, 1 euro bile değil. Kendi cep telefonundan buraya uçak düşürebiliyorsun. Helikopterle ilgili lira varsa bu gişelerin çoğu komedi filmlerinden Türkiye'de. Bunu göz ardı etmeyelim. Sinemaya gidiyor. Bir bakıyor afişe. 7 lirayı buna mı vereyim, buna mı vereyim? Bir bakıyor güler yüzlü bir şey var. Koşulsuz olarak, tereddüt etmeden komedi filmine giriyor. Komedi filminin nitelikli olması da gerekmiyor. Sadece neşeli vakit geçirmek istiyor. Ve ona giriyorlar. Ama bu olumlu bir gelişme. Hiç duymadım. Çocuk vermez falan var mı? Merak ediyorum yani. 17 senedir dulum. Bir çocuğum var, bir kızım var. Bitti. Genelde sosyal içerikli, sosyal kritik filmler güldürürken bile bir mesaj veriyorsunuz. Ben sinemayı da tiyatroyu da bir ekol gibi görüyorum. Yani mutlaka ama mutlaka mesajı olması gerek, bir şey vermesi gerek oluyor. Sizin adınızı hiç bu olaylarda görmüyoruz. Bu konuda birazcık ben düş kırıklığına uğradım. Sizden de bir şeyler beklerdik. Sizden de aynı şekilde. Teşekkür ederim. Sosyal içerikli mesajlar da var dediniz falan. Sonra dediniz ki yürüyüşlerde sizi görmüyoruz. Şimdi o kadar ayrı alanlar ki bir oyuncunun ödevi yaptığı filmlere hayat görüşünü yansıtmaktır. Yani bir film politikanın içinde olma, siyasetin içinde olma başka bir alandır. Bunu da biz sadece eylem yapıp hayatta başka hiçbir şey yapmayan
böyle güzel film sevdası olmayanlara bırakıyoruz. Benden bu kadar. Asip Kaya. Öncelikle... Hocam tanıyamadık, kusura bakma. Dün tanışmıştık. Dün resmiydiniz. Evet. Ben dedim ki bir gurbetçi önde oturuyor. Öncelikle buradaki toplumumuz adına gerçekten teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli üstadları burada görmek bizim buradaki toplumumuz için büyük bir moral kaynağı. Adil Beylere de teşekkür ediyorum. Sadece filmleri izlemeye çalışıyor. Yaklaşık 160 bin vatandaşımız var. Büyük çoğunluğu bu festivalden haberdar ve bir şekilde izlemeye çalışıyor. Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Festival her yıl daha fazla ses getiriyor. Ben de bugün aynı şeyi düşündüm. Bu festival daha büyük çapta olmalı. Belki uluslararası bir boyut kazanmalı artık. Biz de devlet olarak inşallah buna destek olup daha büyük çapta düzenlemesi için elimizden geleni yapacağız. Benim gözlemim özellikle diziler konusunda bayağı bir ilerleme kaydettik. Ben birçok ülkede görev yaptım ve dizilerin popülaritesi çok yüksek. Türkiye'nin tanıtımına, prestijinin yükselmesine de çok önemli katkılar sağladılar. Geçen yıl sinemamızın 100. yılını kutladık. Fakat Türk sinemasının ben dünyada hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Daha az Hollywood filmi izleyebiliyoruz belki Türkiye'de ama diğer ülkelerdeki insanlar çok fazla Türk filmi izlemiyor. Belki diziler kadar izlemiyor. Benim sorum, belki Hollywood çapında olmasa bile uluslararası alanda çok etki yaratacak filmler yapabiliriz. Sizin bu konudaki düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Yani daha neler yapmalıyız veya eksik olan yönümüzle. Çok teşekkür ediyorum. Kalabalıklara anlatılanlar var. Onları harekete geçiren ideolojiler, düşünceler. Bir de geri planda, daha alt metinde başka şeyler var. Şimdi yani Hollywood kendine öyle bir şey kurmuş ki, yani biz niye Hollywood'u fethedemiyoruz'a kadar gelebilir yani. Adamlar niye fethettirsinler yani durup dururken? Yani Alman olan kendi sinemaları için yapıyorlar. Sade Amerikan sineması, yabancıları bile almıyorlar. Bir pasta, Amerikan sanayinin 4. büyük gücü. Bu kadar büyük bir pastayı böyle ikram etmenin anlamı yok yani. Ekonomi yüzünden savaşlar çıkıyor. Durup dururken niye yapsınlar? Bence bu ülkenin büyüklüğüyle orantılıdır. Türkiye geliştikçe, ilerledikçe, belli bölgelerde etkisini arttırdıkça sineması da etkili olacaktır. Yani sağ olun. En büyük ürünüz rakip kim? Şimdi ben sanatçı sanatta rakip olacağına inanmıyorum. Yani otomobilde olur. Bir şeyde olur. İyi otomobil, kötü otomobil olur mu? Sanatta olmaz. Neden olmaz? Çünkü her oyuncunun kendine ait özellikleri vardır. Hiç kimse birbirine benzemez. Mesela Kemal Sunal. Ben Kemal Sunal olacağım diye Kemal Sunal olunmaz. Kemal Sunal bir tanedir. Başka da yoktur. Yani başka işte aynı şekilde. Yılmaz Güney bir tanedir. Başka yoktur. Onu oluşturan koşullar diğer insanda yoktur. Onun karakteri, onun kişiliği yoktur. O yüzden rakip de yoktur, benzer de yoktur. Herkes tektir. Seviyesi, algılaması, yani her anlamda edebiyat okuması, sanata bakışı, müzikalitesi ne yazık ki çok ortalamanın altında. Dolayısıyla gişe yapan filmler hep ortalamanın altında zekaya hitap eden işler. Dolayısıyla burada nitelikli seyirci yok, biz bunları reddediyoruz, bizim sinemamız gelsin diye bir talep yaratmıyor. Yani bu şeyi dürtmüyor, yapan yazarları dürtmüyor bu böyle bir talep.